Herkese merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Dev market alışverişi. Yarın değil öbür gün bayram. Dedik ki hadi markete gidelim, eksiklerimizi alalım. Evde de hiçbir şey kalmadı. Listemi yaptım, telefona not ettim. Emrah'la beraber, Öykü'yle beraber markete gidiyorken de siz de yanımıza alalım dedik. Eve gelince neler aldığıma daha ayrıntılı bakarız. Ama markete de beraber bir gidelim dedim. Şimdi Öykücük pusetine yerleşiyor. Ben de çantamı alıp çıkmaya hazırım. Hemen muzlardan başlayacağım. Şöyle. Ananaslandık. Hazlama falan alacağım. Buzluğa atıyorsun, onları bayağı iyi oluyor. Şöyle. Mazlamalar. Mazlama, un, kebek ekmekler. Tamam, ekmekler böyle. Süt alıyoruz. İki, dört, beş, altı, yedi. Bir tane daha var. Sekiz. İyi abi, şey internet mağazacılığında yok çünkü. Şokoleyi alacağız ama içerisinde palm olmayan bulmamız lazım. Var. Findux muydu? Burada yok muydu galiba? Evet, bu. Var mı? Bundan alalım. Ayçiçek ve pamuk bu. Fındık ezmesi alalım. Yulaf al bebeğim. Sen yulaf var mı? Şunlardan iki paket alalım. Listeden de alacaklarımızı silelim. Sütü aldık. Yulaf, yulaf, yulaf. Aaa şunlar. Aa benimki. Bunun videosunu çekmiştik beraber, hatırlıyor musunuz? Bunları koymuşlar ama bunlar satılmayacak. Bunlar satılmıyormuş. Tamam, bir şunlardan alacağım. Filtre kahve. Bal alalım. Şöyle. Helva alalım. Sen şundan seviyordun değil mi? Yumurta alalım hayatım. Şöyle. Şöyle yumurta alalım. Baktım baktım. Şöyle yarısı doldu. Küçük bir turşu alalım. Salata turşu ama küçük kalmamış herhalde. Ha var. Böyle oldu. Bir de soda. Olayı çözüyoruz şimdi. Evet. Öykünce uykusu geldi. Ben Öykü'yü eve yürüyerek götüreceğim. Buyur öyle. Biraz abarttık mı sizce? Şöyle arkadaşlar. Alışverişimi şuraya yırdım. Şimdi poşetten çıkartacağım, tek tek silip yerleştireceğim. Herhalde bir 3 gün falan sürer bu. Hadi şimdi hızlıca poşetlerden çıkartacağım. Sonra ne aldığımı bir göstereyim size. Sonrasında ben iyice bir silme işlerine girişeceğim. Şunu kapattım. Hatta biraz sonra tamamen açarım. Neyse. Şöyle fişim de burada arkadaşlar. Sonradan en son söyleyeceğim. Sizden de tahmin etmenizi isteyeceğim. Evet. Şimdi bunları açacağım. Size göstereceğim neler aldığımı. Ondan sonrasında diyeceğim ki ne kadar tutmuş. Ama ileri sarmayın, tamam mı? Öykü de hiç gibi tuttu. Hemen Öykü demişken bir tane Aptamil aldık arkadaşlar. Böyle bir numara. Böyle kapanmalar var. Ebebe'ye gidemiyoruz. İnternetten sipariş vermek hani zor vesaire. Bir tane aldım. Şöyle bunu şimdi ayırdık. Sonra kepek ekmeğim. Bayramlık çikolata. Bayramda kim gelecek derseniz hiç kimse. Sadece işte apartmana belki bunları böyle teker teker falan paketleriz diye komşulara bırakırız. Şunlar indirime girmişti. Bunlardan aldık iki paket. Şöyle iki tane Kızılay sodamız var. Bunu babama aldım. En sevdiği çikolatadır bayramlık. Çöp poşeti. Yine bir ıslak mendil. Turşu. Krem peynir. Daha önce bunu hiç kullanmamıştık. Bilmiyorum. Ben krem peynir çok sevmem. Bir tane vişne suyu. Şu Ünal'ın olgunlaştırılmış beyaz peynirleri var ya. Onlardan. Şu korona bitse de pazara mazara çıksak ya. Gerçekten normal böyle peynirler yemeyi. Pazar sebze meyveleri tüketmeyi özledim. Bir tane daha çöp poşeti. Süzme yoğurdumuz var. Tarçının tuvaleti için. Buzdolabı poşeti kullanıyoruz şu şekilde. Emrah'ın yulafları. Kasa yanında bu hem ıslak mendiller hem de bu maske indirimliydi. Ben normalde bu maskeyi kullanmıyorum. Hepinin maskelerini kullanıyorum. Onları da aşağı koyarım ama bu bayağı indirimliydi. 50 tanesi
14-15 liraya mı geliyordum. Aa yok ya. Çok da indirimli değilmiş. Çünkü ben hep daha uygun fiyata alıyorum. Neyse, almış bulduk. Bizi bilenler bilir. Bir market alışverişinin olmazsa olmazıdır arkadaşlar ceviz. Şöyle 3 paket ceviz aldım. Gerisini de Emrah'a bıraktım. Daha badem almış. Yer fıstığı da Emrah'ın en sevdiğidir. Demiştim. 2 paket almış. Canım. 3 paket almış. Şöyle 3 paket kakao aldım ben de. Yaz helvası. Burada sütler var arkadaşlar. 8 kilo. Burada kocaman bir soda var. Hemen yeni poşete geçelim. Findux'un kreması, fındık kreması ve fındık ezmesi. Kaşar peyniri şöyle 1 kiloluk. Şu filtre kahveler çok iyi oluyor özellikle dışarıdayken. İçine sadece sıcak su koyuyorsunuz. 2 paket bunlardan almıştım. Bu Bref'lerden aldım. Bu Aspirins. Bunu eve gelen yardımcı hanım önermişti. Gerçekten de çok iyi. Her yeri temizliyor. Yine ekmek aldım. Bunları buzluğa atıyorum. Bayağı iyi oluyor. Çıkartıyorsun tazecik. Ananas aldım. Ve bir sürü muz. Son poşetimize sıra geldi. Cam sil. Çünkü bayram temizliği videosu çekiliyor arkadaşlar. Bu simit ekmeklerden. Bunlardan alın görürseniz o kadar güzel oluyor ki. Mesela ben bunları şimdi buzluğa atacağım. Ama kullanacağım zaman içini aç. Domatesini, peynirini falan koy. Bayağı iyi oluyor. Şöyle pastırma aldım. Yine buzluğa gidecek. Şinitsel yine buzluğa gidecek. 2 paket hurma aldım arkadaşlar. Bunlarla bu çikolata toplarından yapacağım. Çikolatalar. Emrah bunu istiyormuş. İçi dolguymuş. Ben hiç sevmem içi dolgu çikolata. Bu bazlamalardan aldım. Bunlardan 2 tane almamış mıydım? Bir tane almışım sanırım. Yani ikili bir tane almışım. Tuz, kıyma ve sucuk, bal, kaymak ve taze peynir. Çikolatalar falan. Poşetlerimizi de atalım. Şimdi bunları da tek tek silip yerleştireceğim. Öf. Selam arkadaşlar. Üstümü başımı değiştirdim. Gerçekten akşam oldu. Saatler sürdü temizlemem, öyle söyleyebilirim. Hepsini tek tek sil, artık şu koronadan kurtulsak da bari. Hepsini ya kolonyalı bilmem ne. Çok yoruldum. Şu anda arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Videoyu durdurun. Aşağı tahmininizi yazın. Sizce bu aldıklarımız için ne kadar ödedik? Hepsini A101'den aldık. Bunu söylüyorum çünkü hani çok pahalı bir Makro Center gibi bir market değil. Ama bence tutar çok yüksek. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu aldıklarımızı birkaç ay önce ne kadar alırdık bilmiyorum ama bence çok yüksek. Şu anda aşağıdan hemen ne kadar tuttuğunu tahmin ettiğinizi yazın lütfen ve sonrasında devam ettirin. Ben burada bekliyorum. Geldiniz mi? Arkadaşlar şöyle fişi görüyorsunuz. Tutarı en sona katladım. 790 TL. Ben kasada bir küçük şok geçirdim. 800 lira olamaz ya. Yani şaka gibi her şey pahalılaştı ama siz bu kadarını tahmin etmiş miydiniz bilmiyorum. Ben tahmin etmemiştim. Ben kasada şey diye düşünüyordum, böyle 500-600. 600 lira falan tutar diyordum ama 800 lira inanılmaz bir tutar. Neyse, böyleydi benim alışverişim ama sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır siz de. Ben bu deneyimimi sizinle paylaşırken gerçekten çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın. Bu arada lütfen bana büyük bir destek vermek için kanala abone olup videoya beğen bırakmayı da unutmayın. Bak bu çok önemli. Ne kadar çok beğen bırakırsanız ben sizin sayenizde beni hiç görmemiş insanların karşısına çıkmış oluyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı ve abone olmalarınızı bekliyorum. Şimdi gittim artık. Görüşürüz.